Ha Ercan Usta, en iyisinden olsun ha. Sağ olasın. Haydi, hayırlı işler. Kasım! Gel hele gel. Buyur abi. Bana bak. Geç şu mobilyacıya, sana bir şey verecek. Onu konağa götür. Tamam abi, emrin olur. Ah be, oğlum ola çıkıyorum. Ulan bir huzur verin be. Gel. Bu ne? Sağ çek getirdim ağam. Ulan ben sana get parayı al gel dedim. Sen gidip 60 günlük çek mi aldın ha? Çek de para demek değil mi ağam? Bankaya gidip bozduruyorsun, istersen kırdırıyorsun. Hem nakit taşımamış oluyorsun, daha güvenli yani. Ben de senin kafanı kırdırayım mı ha? Al şunu. Bana bak. Bu adrese gideyim, parayı alıp geleyim. Eğer çek alırsan, çeker vururum seni. Tamam ağam, anladım. Sen hiç merak etme. Çek yok. Para beşin, kırmızı meşin. Lan git! Allah Allah! Hayırdır teyzem kızı, pat diye böyle habersiz? Hani dediydin ya Sibel'e rahat vermezseniz Baran'ı Ebru'ya söylerim diye. Gerek kalmadı. Ya öfkeliyken söyledim işte. Geldi geçti. Hem ne demek gerek kalmadı? Abi sen bana yalan mı söyledin? Hani kimse görmediydi benim mektubumu? Ne diyorsun sen Dezan kızı? Ne yalanı? Görmedi zaten. Ebru okumuş abi mektubu. Fırat abim söyledi. Ya sen bileklerin kesik. Hastanede yatarken ne diye açıydım ha? Hem sen meraklanma. 3-5 satır ya okudu ya okumadı. Hemen kaptım elinden. Hem okusaydı sormaz mıydı Baran kimin oğlu diye? Sormadığına göre. Ya Dezam kızı, sen hele şuraya bir otur. Doğru dürüst anlat, benim kafam çorba oldu. Abi. Özlem'in mektuptan haberi var. O kadın abime söylemiş. Abim de geldi bana söyledi. Rıza, bana bak. Fırat'a git, şu telefonla atsın bir zahmet. Haydi. Sen Adana'ya gitmiyor muydun? Adana mı? Bir yalan söylüyorsun bari unutma Fırat. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Bana olan sevginin üzerine yemin eder misin? Bir şeyler dönüyor hissediyorum Fırat. Alo. Ebru Hanım. Efendim buyurun. Ben Rüzgar'ın öğretmeniyim. Ha buyurun hocam. Bir sorun mu var? Maalesef Ebru Hanım bir sorunumuz var. Rüzgar bitlenmiş. Nasıl? Tamam hemen geliyorum ben. Rüzgar bitlenmiş. Ben de seninle gelsem? Yok bence gelmesen iyi olur. Hayırdır Rıza? Bir yere daha silahata gidiyordum. Sizi görünce durayım dedim. Hayırdır yenge? Erken paydos mu? Yok, Rüzgar bitlenmiş. Gidip okuldan onu alacağım. Ha, siz hiç merak etmeyin. Onun ilacını ben biliyorum. Ben de. Kendi alamıyorlardı yolladı beni. Şarjım bitmiş Zahar. Fırat'a söyle telefonunu açsın dedi. Niye sesimi mi özlemiş benim? Vallahi bilmiyorum. Önemli dedi ama. Haydi ben gidiyorum.
çok büyük meblağları tahsil etmem lazım. Fırat abi, ilaç işi bende. Tamam, tamam. Abi nerede bu mektup Allah aşkına? Özlem, ben seni gebertmez miyim ha? Abi mektup ne oldu mektup? Sen yırtıp atmadın mı bu mektubu? Yahu melek derdine düştük işte. Recep beni bıçaklayınca ben de takımı Rıza'ya verdiydim. Temizleyeceği götür diye Rıza'ya verdiydim. Rıza. Ağam buyur. He ama Fırat abiye söyledim telefon aç diye. Onu diyeceksen unutur muyum hiç? Lan bırak şimdi Fırat'ı Mırat'ı. Recep beni bıçakladığı zaman ben sana takımı verdiydim temizliğe götür diye. Ne ettin o takımı? Ey b- et. Mektup evde haydi. Kendal'ın oğlu işte Kendal'ın. Hayırdır ağam bu saatte? Özlem, çık dışarı. Beni kendi yatak odandan mı kovuyorsun? He, kovayım haydi. Ağam beni odadan dışarı attı. İçeride Narin'le beraberler. Bilmiyorum artık. Allah Allah. Allah Allah. Ben size öyle bir Allah Allah çektireceğim ki küçük dilinizi yutacaksınız. Yok, yok, yok. Allah kahretsin. Ah, Özlem bir şeyde burnunu sokma. Buldum acaba? Sanmıyorum abi. O mektubu bulursam ben onlara ne yapacağımı biliyorum demiş Ebru'ya. Gel teyzem kızı gel. Neyi bulacakmış göreceğiz. Sen ne geveleyip durayım? Şu sosyete gününe dediklerini bir de bana de bakalım. Ne demişim ki ağam? Narin'in mektubu demişsin. Ne mektubu ağam? Ben mektup falan bilmiyorum. Özle, sen benimle dalga mı geçeyim? Söyle dedim. Ağam bir ne mektubu olduğunu desen. Narin'in mektubu işte. Narin kime mektubu yazmış ki? Lan delirtecin mi beni? Narin'in kendini intihar etmeden önce yazdığı mektup diyorsun sen. Yok ağam vallahi ben mektup falan bilmiyorum. Öyle hastanede siz konuşurken duydum mektup diye. Ha kapı dinledin yani Özlem. Sen kendini öldürmelere kalk. Bizim yüreğimiz ağzımıza gelsin. Kapılarda bekleşelim. Ben bir ihtiyaç var mı diye kapıya gelirken duyduklarımdan suçlu olayım öyle mi? Ne ala memleket. Tek bir rahat konuş insan. Yok ağam ne hat deme. Delirtme beni de söyle. Ağam kolumu koparacaksın. Yakındır. Kolunu değil ama dilini kopartacağım senin. Melek. Ne oluyor? Kendinin sesini duyuyor. Bilmiyorum ki ana. Kim var içeride? Narin ablamla Özlem yenge. Ha sen mutfağa git. Emre tek başına uğraşıp duruyor orada. Hadi. Tamam ama. Özlem, aklınca bir işler çevireyim. Delirtme de söyle kız. Ama vallahi ben görmedim. Melek ne oluyor yine? Bilmiyorum ki Ebru Emre. Abim Özlem'e sinirlenmiş herhalde. Niye ki? Bilmiyorum işte. Senin o aklını alırım anladın mı? Anladın mı beni? Hadi gel oğlum. Ağam kolumu koparacaksın ya.
Kızım sen dışarı çık. Ne oluyor burada Kendal? Ana, ileri geri konuşup duruyor. Sen de çık. Kendal! Abi. Bir bildiği yok. Meraklanma teyzem kızı. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Her zamanki Özlem işte. Merak etme sen. Gözü iyice korktu. Bundan sonra bir şey yapacaksa da yapamaz artık. Özlem. Nereden kapıldın bu deli saçması fikre ben bilmeyeyim. Ana ben öyle bir şey demedim ki. Dedin. Benden de iyi bir tokat yedin. Ama hala üstüne gideyim. Kızım akıllı ol. Kendall'ın seni kapı önüne koymasını istemiysen yut dilini otur. Baran Kendall'ın oğlu falan değil. Bu öyle bir iftira ki kimse altından kalkamaz. Sen de altında kalırsın. Kes sesini. Dadımızı daha fazla kaçırma. Zaten yeteri kadar kaçtı. Ana nereden çıkarıyorsun ya? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Hastanede öyle konuşurlarken duydum mektup falan diye. He. Ebru'ya gittin, ben o mektubu bulacağım, her şeyi ortaya çıkartacağım dedin. Özlem, ben senin nefes alışından, kafandan geçenleri bilirim. Ama yanlış yoldasın. Kendince bir şeyin arkasına takılmış gidiyorsun ama yanlış yoldasın. Dur ana sen dur. Daha tadınızın kaçacağı günler gelmedi. Bunlar iyi günleriniz.